Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Call of Dragons hakkında, politikalar hakkında çok yerinde bir video. Yapmanız gereken çok önemli şeyler var. Politikada neyi nerfleyip neyi buffladıkları hakkında birkaç bilgi vereceğim. Az çok biraz balin abilerimiz için, oyuna para yatırmış canım abilerim için özel bir buff diyelim, özel bir buff geldi politikalarımıza. Şimdilik ilk olarak oyunun başladığında ne yapmanız gerekiyor politikada? İlk olarak zaten prestij benim dediğim gibi %20, yani 7 yaptığınızda bilerek bunu ben hızlı yaptım. 7 yaptıktan sonra, 7 seviye yaptıktan sonra genelde buralara gelene kadar her şeyi üçlemenizi istiyorlar. Buraya gelene kadar her şeyi üçlemenizi, sonra buradan devam etmenizi istiyorlar. İlk olarak gelenlere bakarsak şey bliss damage, limit bonus, stamina limit bonus dedikleri karakterinizin yüz olan stamina'sını 100'den 150'ye kadar yükseltiyor. Komutanın savaşta düşmanlara karşı normal insanlarla savaştığınız stamina'sını 50'ye kadar yükseltiyor. Yani 100-150 yapıyor. Yani kahramanı bir yerden sonra savaşamıyor. Stamina'sı bitiyor. Onun limitini yükseltiyor. Hero XP bonusu da bir buff gelmiyor. Hatırlamıyorum buff mu diye. %20 mi yazıyordu bunu unuttum. Büyük ihtimal %20 oluyor. Tam hatırladığım kadar. Şunu bir az çok hesap yaptım. Orduda buff nerf var mı ona bakarsak. Nereden bakarsan %5 alıyor. Ya hiçbir fark yok. Aynı. Ordu aynı gibi görünüyor şu an. Gelen bufflar burada. Bu benim hatırladığım kadar 30k. Yeni sezonlar bizim içinlerde 35k yükseltmişler. İksir ile üretilen iksir ile üretilen, evet bakayım, evet iksir ile üretilenler 35k'ya çıkıyor. Ham madde üretilenler de 50k'ya çıkıyor. Pardon, 100k. Normalde 50k. Buna bir buff getirmişler. Biraz balina abilere gelmiş gibi geldi bana. Bunlarda bir şey yok. Burada seçmeniz gerekenlerin en mantıklısı buzul. Slow verdiği için mantıken. Dediğim gibi ikulemeniz gereken prestij %50. Prestijden sonra da zaten orduya geçebilirsiniz. Zaten iksir olarak da bunu bileceksiniz. Ben buradan hep buzul tavsiye ediyorum. Burada çok önemli bir şey var. Burada çok önemli bir şey var. İksir üretimizi kapasitenin yükselmesi. Kapasite. Yani kapasite dedi bizim hastanedeki günlük 100 bin kapasite varsa bunu diyor ki mantıken limitini büyük ihtimal ona göre değil bir şeye göre kendinin verdiği bir orana göre hani 100 ise 160 falan yapıyor. Hani oradaki 100 limitin değil de aslında benim tahminim çok bir şey yok ama çok önemli olmadığını düşünüyorum bunun. Tabii ki en önemli şey bu. Oranın küçük olanlara bakacaksınız abi. Oran küçük olanlara bakacaksınız. Sakın kanmayın buna. Kesinlikle 15 yapıp 2,5 kız her zamanki daha mantıklı. Altta dersen hastane kalırsa kaynakları. Burada herhangi bir fikrim yok. Ya toplam lejyon oranına göre iyileştirme oranına göre arttırıyor.
Yani bu ise artı 2 diyor. Anlamadım ama büyük ihtimal sağdakinin daha vört olacağını düşünüyorum. Lejyonuna göre şey yapıyor. Burada zaten bunu seçtik. Normal gidiyoruz. Bu da zaten çok da atak damage'i daha atak karıt şeyini. Sol taraftakini fulleyeceğim diye düşünüyorum ben. Büyük ihtimal sol tarafta. Bunlar bizi seçtirecek. Büyük ihtimal ben karıtın damage'ini daha çok seviyorum. Bunlar zaten size kalmış bu ikisini yapmak. Çok da bir önemi yok. Zaten bunları fullemeyeceksiniz. Fulleminiz gereken zaten bu bir. Bu da iki olarak geçecek. Bu ikisini fulleyeceksiniz sadece. Benim sakın ama sakın bana göre şu en azından solu seçmeyin. Burada da dediğim lejyon kapasitesine, yani lejyonuz total lejyona göre ekstra şey veriyor. Büyük ihtimalle o da mantıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten buraya verdikten sonra buranın da çok bir esprisi yok. Buraya da geçiyorum. Bunları anlatıyorum. En önemli olan yer burada. Zaten okçu oynuyorsanız okçuya, büyücü oynuyorsanız büyücüye, ilk grup büyücüyü fullersiniz. Büyücüyü fullledikten sonra artık okçu oynuyorsanız okçu, piyade oynuyorsunuz piyade, atlı oynuyorsanız atlı. Bunlar da çok basit şeyler. Bu klasik zaten 200k, 200k, 200k istiyor. Buradaki değişimlerden zaten bizim almamız gereken biz iksirciyiz. Ham madde deposu değil bizim şeyimiz. Burada da yine aynı şekilde değil, dediğim gibi olasılığını vereceksiniz. Ben bunu hala mantıklı bulmuyorum zaten. Bence ne kadar lejyonun zaten askerin varsa oranın artma olasılığı o kadar. Yani T5'in varsa daha hızlı, şey varsa daha, ne kadar şey lejyonun varsa daha fazla. Hani zaten de lejyona bağlı olarak bir oran veriyor orada. Hani mantık eli, ben sağ taraftakini seçiyorum yine. Büyük ihtimal olması gereken bu. Büyük değişiklik olan bunlara buff getirmişler. İksir üretim hızını yükselttik. Lejyona bağlı olan oranı, lejyona bağlı olan buradan iksiri seçtik. Buradan da iksir şey sol taraftakini seçtik. Birimlere buff getirmemişler. Buradaki genelde büyücü oynuyorsan büyücü, kötü oynuyorsan ne ya? Okçu oynuyorsan oyunu, atlı oynuyorsan oyunu, kılıçlı oynuyorsan kılıçlı fulleyeceksin. Çok bir esprisi olan bir yer varsa bana göre aslında 115 eksi 115 diyor, 130. Yani tarı batak, yani çok da zaten bunu fulleyecek zamanın olmuyor genelde artık. Onun prestijler çok bir garip bir dağılım olduğu için büyük ihtimal daha sen şunu bunu fullemeden bunları da fulleyemeyeceksin büyük ihtimal, ya da zaten bunları bizim zaten şeyle ihtiyacımız yok, ham maddeyle. Balit de zaten balin özelliği, ham maddeyle ne derler, ham maddeyle eksi hani şey yapın, iyileştirdiğinin ucuza, %10 ucuz, bilmem yüzde bilmem ne ucuza iyileştirme şeyi bunlar. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendirenler zaten prestij. Burada oynarsam ben hep buzul oynuyorum. Bu sizin keyfinize kalmış. Bu iksir üretimimizi lejyona, total lejyona bağlı olan iksir üretim. Aynı burada ne yaptıysak aynısını burada yapacağız. Burada da iksir aldık. Önemli olan bunlardı. Tamamdır. Anlatılacak bir şey yok zaten. Diğerlerinin level zaten. O çok da bir şey yok. Yükselttiğiniz hani duruma, kalenin üzerine gittiğinizde level atladığınız şey bu. Bu kadar, yani detaylı olarak da bir şey anlatılacağını düşünmüyorum. Çok basit olduğunu düşünüyorum şu an politikanın. Ama önemli olan o %400'e ya da %800'e aldı şey yapmayın, kanmayın. Bize zaten hani günlük olarak orada oyuna zaten aktif oynayan bir insan için çok gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum. 12 saatte bir zaten fulleniyor şeyin. Bunu gidip 3-4 günde giren adamlar için bence mantıklı yapmışlar. Yani bir iki haftalık böyle şey için, hani AFK duranlar için bence mantıklı, ama aktif oynuyorsan bence mantıklı değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim oyuncular. Görüşmek üzere.